Şimdi kıymetli abi, biz buraya 2018'de geldiğimizde muhasebe ücreti, basit usul muhasebe ücretini muhasebeciler toparlandılar, tekerleştirdiler bunu. Bir yerde basit usul muhasebe bürosu açtılar. Benim esnafıma şu denildi. Denildi ki basit usul muhasebesi biliyorsunuz şu anda 4 dönemle devam ediyor. 3, 6, 9, 12, 4 dönem. Dönem başı 200 lira talep etti. Yıllık basit usul muhasebe ücreti 800 TL. Biz odun olarak ben onları çağırdım. Ben aynen şu ifadeyi kullandım. Dedim ki eğer ben 800 TL bir basit usul esnafıma muhasebe ücreti ödeteceksem benim burada oturmam doğru değil. Ve hemen altyapısını yönetim kurulu arkadaşlarımıza yaptık. Bir muhasebe ücreti, muhasebeci getirdik. Dönem başı 50 TL'ye muhasebe tuttuk. Bu da sadece bu şoförler odasının esnafı bundan faydalanmadı. Bayburt'taki 2100 tane basit usul esnafının tamamı faydalandı. Bunun için böyle de güzel olmuş. Faaliyette bulundu. Güzel olmuş. Onun için kıymetli abi, malum bu 65 yaş şoförlerimiz vardı. Sağlık sıhhati gayet iyi olan 65 yaşındaki şoförlerimiz vardı. Biz de bunları tabii federasyonla çalışmamızla birlikte 69 yaşına çıkardık. Bizim ayrı bir sıkıntımız Bayburt'ta rehber personelde özel eğitim taşıyan servisçilerimiz rehber personel bulmakta çok zorluk çekiyor. Niye? Çalışamıyorlar. Sigortası yatması mecbur. Üniversite öğrencisi çalışmıyor. Niye? Sigorta istemiyorum diyor. İşte şeyden alıyor, KYK'dan şuradan buradan. Bu da lise, üniversite mezunu isteniyor. Biz bunu federasyon ve bakanlıkla çalışmamızda ilkokul mezununa kadar indirdik ki bu sene ilkokul mezunu olan kardeşlerimiz de rehber personel olabiliyorlar. Güzel. Bu da bizim odamızın bir faaliyetidir. Şimdi kıymetli abim, ben bu odayı aldığımda 103 bin lira oda aidatı diyeyim. Oda için şimdi konuşuyorum. 103 bin lira alacağı vardı. 130 bin lira bu odanın borcu vardı. 103 bin lira alacak. 130 bin lira borçla ben bu odayı devraldım. Bugün geldiğimiz nokta neresi? Bugün bu odanın 13 bin lira borcu var. 570 bin lira alacağı. Alacak dediğimiz şey üye aidatı. Yanlış anlaşılmasın. Üye aidatı. Bu da niye bu kadar alacak yığıldı? Pandemi döneminde benim servisim kontağını kapatmış. Devlet yardım ediyor. O da ondan aidat istedi mi ben utanırım. Şimdi başkan geçtiğimiz dönemde Vabis bir ambulansı vardı, Vabisi vardı şu... kaldıraç falan. Bu makineleri çalışıyor mu? Ne yaptı onları? Ben geldiğimde o makineler yoktu. Yani onlar satılmış. Bizde şu anda çekici hizmetlerinde bulunan bir tane aracımız var. Yani bir tane çekici hizmetler. Ambulans yok. Ambulansımız yok. Vincimiz yok. Vinciz yok. Çekici iki taneydi. Şu an bir tane. Bir tane. Yani ben burayı devraldım. Evet. Bir tane araçla devraldık. Demirbaş'ta bu var. Harici gitmiş. Onu bir şey diyemem. Ona... Peki başkan, 3,5 yıllık görevin başındasın. Seçimleri bu yıl mı yapacaksın? Ne zaman seçimleriniz? Allah nasip ederse 2022 yılında seçimlerimiz başlayacak. Başlayacak. Yani bakanlık bize der ki 2022'nin birinci ayın birinden üçüncü ayın sonuna kadar seçimlerimizi bitirin. Yani en son tarih üçüncü ayın sonu. Gönlünden geçip de ya şu işi yetiştiremedim. Bir dahaki döneme kaldı. Gibi. Var mı böyle yapacağın daha bir şeyler? Şimdi aklında var mı bir şey? Bizim yönetim kurulu, ben buradan yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim. Fatih abi, biz buraya ilk geldiğimizde malum burada yöneticilerde huzur hakkı veriliyor. Benim yönetim kurulu üyelerimin tamam bana dedikleri şu. Başkan, biz buradan hiçbir şey istemiyoruz. Yeter ki sen buranın borcunu gidir. Bizi feraha, refaha, huzura yetiştir. Ben buradan bu yönetim kurulu üyelerimin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Bu ezverileri için. Buradan hiç kimseye bir huzur hakkı ödemedi. Borcumuz da işte az önce dediğim gibi alacak borçtan çok büyük. He, 103 liradan alacak var, 130 lira borç. Borcumuzu buraya indik. 570 bin lira alacağımız var. Benim asıl gayem, asıl amacım bir tane daha çekici almak. Ama bu pandemi döneminde nasip olmadı. Bugün 570 bin lira alacağımız var. Biz bunun belki 250'si 300'ünü toplamıştık. Onunla da biz çok güzel bir odamıza bir çekici daha kazandırmıştık. Ama inşallahurrahman gelecekte buradan da tüm üyelerime söz olsun. İnşallah biz bunu seçim yatırımı için değil. Biz gönül iş. Gönül iş. Allah rızası için. Buraya bir tane daha yani seçim bitti, gelecekte seçime yakın alırsın. Yok. Biz kazandık mı belki de hemen peşinden, akabinden biz bu çekiciyi getireceğiz Allah nasip ederse. Şimdi başkanım. Şimdi özür dilerim. Buyur. Çekici hizmetlerimizde biz burada şehir içerisindeki üyelerimizin aracı bozuldu mu sanayiye götürdüğümüzde ücret talep etmiyoruz. Vatandaştan da talep etmiyoruz biliyor musun? Yani şurada adamın aracı kalmış sanayiye gidecek biz bunu ücretsiz götürüyoruz. Bir de Allah rızası için bizim için çok önemli. Evet. Şimdi başkanım Bayburt'ta muhtemel ki birkaç tane de sıkıntı var. Mesela bir korsan taksi olayı var. Evet. Mesela efendim şeylerimizin bu iş yerlerinin, dükkanların gelişi güzel efendim bir park yapamaz uydurma levhayla yolu ne yapması? Park yasağı uygulaması gibi efendim. Dolmuş bu servislerimizin aşırı sabah servisi yetişim diye çoluk çocuğu yetiştirin diye bir surat, bir çekmece, bir... Bahattin abi şöyle yapalım. Bunlara da bir gir şöyle. Bir park sorunu önce onu çözelim. Onu bir sordun. Şimdi sorular birbirine karıştı da cevap vermesin. He, pek bir mi gideyim ben? Ben sözünü kesmeyeyim diye şöyle sen... Anladım. Kıymetli abim, bakın ben buradan sadece şoför esnafına değil, tüm esnafıma sesleniyorum. Bir esnafımız işine geldiği zaman önce kendi aracının parkını sağlamalı. Ben böyle bakmıyorum. Ben de diyorum ki kendi aracını git bir yere park et veya otoparka park et. Gelecek müşterinin aracına yer ayarla. Mantık da bunu gerektirir. Bakın bunlar belediyede çok gidiyordu. Bize de çok geldi. Ya işte benim şurada dükkanım var. Kardeşim burada benim iş yapmam için buraya bir park olması lazım. İyi de kardeşim sen arabanı çekiyorsun. Komşun arabasını çekiyor. Orayı zaten istila etmişsiniz. Müşteri nereye çekecek? Bu mantık bizde bu olmalı. Olmalı. Yani kesinlikle bu mantalite oluşmalı ki bizim esnafımız kazansın. Haricinde bugün taksiler bütün şeyde kamuoyunda söylenen birkaç arkadaşımızın sosyal medyasındaki paylaşımlarıyla da birlikte işte taksiler her yerde her şunu almış bunu almış. Kıymetli abim tarihin birinde Eski Hastane Caddesi'nde belediyeyle bir özverili bir çalışmamız oldu. Eski Hastane Caddesi'nin orada bir taksi durağımız var. Eski Hastane taksi durağı. Şimdi gidiyoruz orayı çizmeye. Çizerken 3 tane taksi durağı bize çiziyor. Ya burada 5 araba var kardeş. Buranın hiç kimseye bir zararı yok ki. Burada 5 araba varken niye 3 çiziyoruz? Ya buraya 3 yeter. 2 nereye gidecek abi? Belirsiz. Akabinde orada bir mobilyacı bir abimiz var. Neyse işte o. Bisikletlerini, bakın, bisikletlerini en az 6 tane ticari taksinin sığabileceği yeri işgal etmiş. Ona bir söz yok. Ona bir şey yok. Hem de benim taksicim oranın işgaliyesini diyor. Ama ona bir ses yok. Bugün dikkat ediyorsunuz. Hep çarşıda geziyoruz. Türkçüsüdür, bisikletçisidir, marketidir. Bunun artık belediyenin bundan ciddi bir anlamda bir şey yapması lazım. Düzene yani koyması lazım. Bunların işi. Biz ona bir şey demeyiz. İnşallah böyle bir şey var. Başlattılar, evet. Çalışırlar. Bu da düzen olur. Ha! Düzen aldı da taksiciler mi bu düzeni bozdu? Hayır. Yani burada taksiciler buna... Hayır kardeşim. Her şey düzenli oldu mu? Taksiciler de buna uyar. Esnaf odası da uyar. Uymak da zorunda. Buyurun.